merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda size bu güzel çantanın yapımını anlatacağım. Plastik kanvasla daha önce de bir çanta yapmış ve paylaşmıştım. O çok beğenildiği için bir tane daha yapmak istedim. Bu defa biraz daha yazlık, çiçekli bir model olsun istedim. O yüzden böyle bir şey tercih ettim. Malzemelerinden başlayarak tüm yapımını anlatacağım. Herkese kolay gelsin ve iyi seyirler. Öncelikle kullanacağımız malzemelerden başlayalım. İlk olarak bir plastik kanvas çanta kabına ihtiyacınız var tabii ki. Ben küçük boy olanını kullandım. Ölçülerini ve linkini açıklamalar kısmına bırakırım. Aksesuar olarak yine gold tercih ettim. Ben şöyle iki tane halka ve bir kilide ihtiyacınız olacak. Çanta sapı olarak bu defa kemik zincir tercih ettim. Şu şekilde pembe somon bir renk almayı tercih ettim. Çünkü kullanacağım çiçeklerde açık somon ve bununla uyumlu olacağını düşündüm. Kullanacağım çiçekler şu şekilde. Paketinden çıkarayım. Ben 10 metrelik paket olarak aldım. Ne kadar kullanacağım videonun ilerleyen kısımlarında söylerim. Siz de ona göre ihtiyacınız kadar alabilirsiniz. Belki 10 metreden fazla da gidebilir ama bence çok fazla var. Fazlasıyla yetecektir. Lazer kesim çiçek olarak geçiyor. Trendyol'da da satışı var. Tuhafiyelerden de bulabilirsiniz. Yine linkini aşağıya bırakın. Çok fazla renk seçeneği olan bir ürün bu. Gold, pembe ve somonun birbiriyle uyumlu olacağını düşündüm. Son olarak da çiçekleri kanvasımıza geçirmek için 1.6 mm'lik bir tığa ihtiyacınız olacak. Tüm malzemeler bu kadar. Astarı için herhangi bir kumaş kullanabilirsiniz. O yüzden onu özellikle göstermiyorum. Silikon tabancasıyla da yapıştırabilirsiniz. İçerisine dikebilirsiniz. Orası tamamen size kalmış. Ben silikon tabancasıyla yapıştıracağım. Çünkü daha önce yapıştırdığımda herhangi bir problem yaşamadım. Hemen yapımına başlıyorum. Size de kolay gelsin. Çantanın ön kısmından başlayacağım. Yani bu kısa taraftan. Tülün ucundaki, yani çiçeklerin ucundaki şu tül kısmını ilk delikten geçirerek başlıyoruz. Tığ yardımıyla ya da elle gördüğünüz gibi kolayca geçiyor. Daha sonra hemen yanındaki delikten tekrar içeri alıyorum. Ve arkada oluşan şu ilmeği birazcık çekip tülümün ucunu bunun içinden geçirip buraya düğüm atıyorum ve sabitliyorum. Bir defa yapacağız en başta. Daha sonra zaten birbirinin içinden geçirerek kullanacağımız için gayet sağlam ilerleyecek. İlk çiçeği sabitledikten sonra ilk deliği saymayıp şunu da sayarak 1, 2, 3, 4, 5 tanesini atlayıp 6.sından arkadan şu şekilde tığımı geçirip şu aradaki tül kısmı bu delikten çıkarıyorum. Ve çantanın artık bu tarafında daha çok çalışacağız iç kısmında. Burada bir ilmek oluşturuyorum. Oluşturduğum ilmeğin içinden tığımı geçiriyorum. Ve tekrar 5 delik sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6.sından tığımı geçirip sıradaki tül parçasını tekrar buradan ve şu önceki ilmeğin içinden çıkarıyorum. Bunu elinizle de yapabilirsiniz. Şu şekilde. Birazcık zorlar dediğim gibi ama yapabilirsiniz. Tekrar 5 tane sayıyorum. 6.sından tülümü çıkarıp bir önceki ilmeğin içinden geçiriyorum. Yine bu şekilde devam ederek sıranın sonuna kadar geleceğim. Öndeki görünümü bu şekilde oluyor. Önden içteki kanvasın görünmesini istemediğimiz için sıkı ilerlememiz gerekiyor. Yoksa dört boşluk da bırakılabilir ama birazcık gevşek oluyor. Öyle de denedim. Ve son deliğe geldik. Zaten burada da beş boşluk kalıyor ve sonuncusundan geçiriyorsunuz. Daha sonra aşağıya doğru sadece dört boşluk ineceğim. Biraz daha yakın olmalarını istediğim için. 1, 2, 3, 4 tane iniyorum. 5.'den yine tülümü geçirip burada kalan ilmeğin içinden de bu tülü geçiriyorum. Evet, şimdi bu sırada da yine üstte geçirdiğim yerlerin
Tam altından geçirerek devam edeceğim. Şu şekilde kalemle çizebilirsiniz. Sürekli aynı yerden geçireceğimiz için. Şimdi bu işaretlediğim yerlerden geçeceğim. Yani sayı olarak da burada 6, şurada da 6 boşluk, ortalarda yine 5'er boşluk bırakmış olacağım. Bu sıranın da sonuna geldim. Yine 4 boşluk bırakıp 5.sinden batarak aşağı doğru iniyorum. 1, 2, 5.sinden türümü geçirdim. Yine önceki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bunu da. İşaretlediğim yer şu şekilde devam ediyor. Bu çizgiden devam ediyorum. Yine aynı yerlerden geçirerek bu sırayı da tamamlayacağım. Artık dördüncü sıraya geldiğimizde buradan buraya bunun yetişmesi imkansız olduğu için buradan 3 boşluk bırakıp dördüncüye batırıyorum. Daha sonra 4 boşluk bırakıp 5'inciye batırıyorum. Burada işaretlediğim yerlerden devam edip şurada da aynı şekilde 4, şurada da 4 ve 3 boşluk bırakarak bu sırayı tamamlıyorum. Bu sayılar zaten çok çok önemli değil. Zaten ön taraftan şu şekilde bir çiçek görüntüsü var. Yani çok önemli değil ama ben böyle şeylerde daha düzgün olmasından yana olduğum için sayıları size de veriyorum öyle yapmak istersiniz diye. Yoksa buradan ipinizin yettiği yani şu tülünüzün yettiği uzunluklarda yapabilirsiniz sürekli. Şuradaki şeyler de çok önemli değil. Zaten önden görünüşü çiçekler olduğu için problem olmaz. İçine de bir kumaş yapıştıracaksınız. Şurada oluşan boşlukları da silikon tabancasıyla çiçekleri yapıştırarak gizleyebilirsiniz. Bu şekilde devam edeceğim ve burayı komple böyle bitireceğim. Ön tarafın sonuna gelince yan kısmına doğru devam edeceğim. Buradan 5'er boşluk bırakarak şu şekilde devam edip sonra buradan devam edeceğim. Bitirdikten sonra şöyle birazcık yukarıya doğru şuradan bir sıra halinde devam edeceğim. Geldiğimde şuradaki tepedeki ilmeği bir yanından bir kez daha geçiriyorum ki aşağı doğru bir kayma ve sarkma olmasın diye, yoksa birazcık sarkar. Şu şekilde düğüm yapıyorum burada ve devam ediyorum aşağı doğru. Her sıranın arasında 5'er boşluk bırakırsanız 10 metrelik çiçek
fazlasıyla yetecektir. Ben en başta 4'er boşluk bıraktım. Daha sonra 5 boşluk bıraktım yetmesi için. Yani önden görünüşünde herhangi bir dengesizlik olmadı ama tavsiyem bütün sıralar arasında 5 boşluk bırakmanız yönünde olacaktır. Son sırayı da tamamladıktan sonra ucuna düğüm atıp bitirdim. Benim çiçeklerim tam yetti. Çantamın çiçek kaplaması bitti. Şimdi astarını yapacağım. Ben silikon tabancasıyla yapıştıracağım çünkü daha önce yapıştırdım ve bir problem olmadı. Ama tabii ki dikmek isteyenler de dikebilir. Şu şekilde bir kumaş kullanacağım. Türü önemli değil. Herhangi bir kumaş kullanabilirsiniz. Tabii ki astarlık kumaş kullanırsanız daha güzel olur ama evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz bence. Kenarlarından şöyle içe katlayarak tam kanvasın üzerinden yapıştıracağım. Ama bunu yapıştırmadan önce eğer ki kilidiniz bu şekildeyse, yani şu arka kısmı çantanın burasına takılıyorsa önce bunu takın, daha sonra yapıştırın. Çünkü ben daha önce astarı yapıştırmıştım, sonra sökmek zorunda kalmıştım bunu takarken. Buradan zaten deliklerinden geçirip takabilirsiniz. Bu zaten uç kısmına takılıyor. Bunu en son takabilirsiniz. Astar için kullandığım kumaşı çantanın şekline göre kestim ve bir de küçük dikdörtgen parça kesip hepsini ütüledim ve o dikdörtgen parçayı da iç kısmına cep olacak şekilde silikon tabancasıyla yapıştırdım. Kumaşın yani astarımı da yine silikon tabancasıyla kenarlarından videoda gördüğünüz gibi katlayarak yapıştırdım. Astarı da yapıştırdım. Şimdi şuralarda açıkta kalan deliklerden şu şekilde uyumlu bir renkte iple bu ipi buralardan geçirerek, şimdi çiçekler olduğu için çok görünmüyor, buralardan geçirerek çantayı birleştireceğim. Şuradaki delikten geçirip hemen karşısındakinden bir daha geçiriyorum. Yani aslında dikiş diker gibi burayı birleştireceğim. Şöyle çiçeklerin izin verdiği ölçüde göstermeye çalışayım. Biraz ilerledim. Bu şekilde olması gerekiyor. Yani dediğim gibi diker gibi. Önce bu taraftaki boşluktan, sonra karşıdaki boşluktan şöyle yine bir geçirerek çiçekleri sıkıştırmadan birleştiriyorum. Böyle böyle çantanın tamamını birleştireceğim. Burayı da birleştirdim. Son yer artık. İpi de içinden, son delikten de geçiriyorum. Ve buraya küçük bir düğüm atıp silikon tabancasıyla yapıştıracağım. Kesiyorum ve bitti.
kilidi de buraya takacağım. Zaten diğer parçası burada. Halkaları, kenarları yine bu ip yardımıyla dikeceğim. Şu yan tarafında ortada kalan boşluğa da halkasını dikiyorum. Ucunu da bağlayıp silikon tabancasıyla sabitleyeceğim. Çiçeklerin arasına gizleyeceğim. Daha sonra bu kemik zinciri buna geçireceğim ama çok zorlamayın eğer kemik zinciri kullanacaksanız. Çünkü kırılabiliyor, hatta elinizi yaralayabiliyor.